Orhan Muramullu 6 ay önce Ankara'da trafik kazasında hayatını kaybetti. Ailesi henüz 20 yaşındaki genç için o günden beri adalet arıyor. Çünkü onu arkadan çarpan sürücü %100 kusurlu bulunmasına rağmen sadece 12 bin lira para cezası aldı. Onu da 20 taksitle ödeyecek. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Hani hakimlerden vicdan istiyorum. Benim oğlum mobilya değildi ya. 20 ay tatlıda böldüm. 12 bin lira ceza verip. Yitip giden henüz 20 yaşında bir can. O canı hayattan koparmanın bedeli ise 20 ay taksitle 12 bin lira. Bir can 12 milyar 20 taksitle ödenmez. Orhan Moramullu 6 ay önce Ankara'da trafik kazasında can verdi. O günden beri ailesi sevenleri adalet arıyor. Çünkü onu arkadan çarpan kadın şoför bilirkişi raporunda %100 kusurlu bulunmasına rağmen Tutuklanmadı 12 bin lira para cezasıyla serbest kaldı Hakim 12 bin lira para cezasını da 20 ay taksite böldü Hayatına devam ediyor ama ben hayatıma devam edemiyorum Hayalleri vardı yavrum evlenecekti Yüzük takacaktı, ona hiçbirini yapamadı. Çok zor, uyuyamıyorum. Moramulla ailesi evlatlarına çarpan HK'nın ifadesinde yalan beyanda bulunduğu iddiasında. Yani Önümüze atladı, kaskı yoktu, motorunu sürüyordu, motor hareket halindeydi. Yalan söylendi. Kardeşim işe gitmek için Ayaş yolunda gidiyor, Sincan yönüne doğru. Daha sonra telefonu çalıyor muhtemelen. Emniyet şeridinde duruyor görüntülere göre. Moramulla ailesi kendi çabalarıyla güvenlik kameralarından kaza anını buldu. O görüntülerde Orhan Moramullu emniyet şeridinde duruyor. Yaklaşık 7 saniye sonra bir arabada hızla gelip ona çarpıyor ve metrelerce yerde sürüklüyor. Ve kaskı var kafasından fırlıyor işte o kadar hızla vurduysa. Kardeşim emniyet şeridinde duruyor ve bu emniyet şeridinde 120-130'da gidiyor. Orhan Maramullu'ya çarpan HK bir öğretmen. Aile hem yalan ifadeye hem de ehliyetinin bile alınmadan para cezası ile kurtulmasına, üstelik verilen cezanın da taksitlere bölünerek verilmesine tepkili. Hala aynı arabayı kullanıyor. Ceza almasını istiyorum, öğretmenin bitmesini istiyorum. Ehliyetin elinden alınmasını istiyorum. Bilir kişi %100 kadın suçlu dedi. Mahkemede nedense hakim bey 12 bin lira para cezası kesti. Ha benim çocuğum yeri gelmiyor. Bunun bir bedeli olmalı.